Pazartesi Chicago vadeli işlem borsası Ethereum kontratlarını işleme alacak. 2018'de Bitcoin'de BTC'de başlattıklarında büyük bir düşüş olmuştu. Yine aynısını bekleyebilir miyiz? Şimdi tabii 2018'de Bitcoin için başlattıklarında Bitcoin 20 kat o sene değer kazanmıştı. Şu anda Ethereum'da da büyük bir kar oldu tabii yani ama 20 kat değil, henüz oralara varmış değil. Türev araçların yaptığı şu arkadaşlar, yükselecek olan bir şeyi daha hızlı yükseltiyorlar, düşecek olan bir şeyi de daha hızlı düşürüyorlar. Tabii ki ben türev duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Hiç sevmiyorum türevleri, başkalarının aksine. Bana göre daha sınırlı şekilde kullanılması gereken araçlar bunlar. Yani daha doğrusu sınırlı demeyelim de işi olmayanların kullanmaması gereken araçlar. Mesela JP Morgan, sen bankasın kardeşim, yatırım projelerini finanse et. Ne bileyim, kredi ver, bir şeyler yap. Senin görevin bu. Dünyanın gümüş piyasasını elinde tutmak, burada en büyük short pozisyonlara, long pozisyonlara, en büyük fiziki güneş, gümüş varlıklarına sahip olmakla senin yaptığın işin ne bağlantısı var? Sen burada ne dümen çeviriyorsun? Yani bütün dünyanın gümüş piyasasını niye sen elinde tutuyorsun? Yani gümüş üreticisi değilsin, bir şey değilsin, madenin yok. Madeni olanlar evet kendilerini işte risklere karşı hedge etmek için türevleri kullansınlar. Madeni olan da kullanıyor, olmayan da kullanıyor. Ondan sonra fiyat işte manipüle mi ediliyor vesaire. O davaları hiç saymıyorum. Yani en son işte yakalandılar, 920 milyon dolar ödeyecekler vesaire. Yani bunlar sınırlı kullanılmalı. Ethereum'a gelmesi bir endişe kaynağı olabilir mi? Olsa bile yani o 2018'de Bitcoin'in düşüş sezonunu başlatmıştı türev araçlar. %80 küsür düşmesine sebep olmuştu birkaç ay içerisinde. Ethereum'da kısa vadeli bir düşüşe de sebep olabilir. Çünkü Ethereum şu anda bayağı iyi gidiyor şu son günlerde. Hani hemen shortlayalım. Orada mantık odur. Yükselmişse bir şey shortlayalım, hemen düşürelim diye. Düşme ihtimali daha yüksektir diye. Ama Ethereum'da da şu anda o kadar kuvvetli fundamental, yani temel analiz bakımından o kadar kuvvetli gelişmeler oluyor ki shortlayanlar da çok uzun süre bunu aşağıda tutamazlar diye düşünüyorum. Yani en kötü senaryoda kısa süreli bir Ethereum düşüşü olsa bile bunu ben şahsen alım fırsatı olarak değerlendiririm. Çünkü şu anda yükseliş sezonundayız. Ethereum Bitcoin'e göre geride bile kaldı birçok kripto paraya göre. Şu anda Ethereum 2.0 süreci devam ediyor. İşte DeFi diye bir büyük ekosistem var. Hepsi Ethereum üzerinde çalışıyor. Sürekli bir Ethereum talebi var. İşte yatırımcılar sürekli işte Grayscale fonundan Ethereum alıyorlar son günlerde. On milyonlarca dolar tutarında. Yani çok fazla türev araçların bu ortamda Ethereum'u aşağıda tutabileceklerini düşünmüyorum. Yükselişlerde de yükselişin hızını arttıracaktır. Türev araçlar ne zaman zarar vermeye başlayacak? Bu yükseliş sezonu olgunluğa erişme noktasına yaklaştığı zaman hem Evet. Bitcoin'de hem Ethereum'da ikisinde türev araçlar var. Düşüşleri daha hızlı hale getirmeleri ihtimali var tabii. Peki hocam, altcoin'ler konusunda mesela Algo, Avax, bunlar hakikaten Ether'e rakip olabilir mi diye soran arkadaşlarımız var. Hatta bir soru daha vardı burada. Tam onu kodlayayım, ismini ben bilemedim onu. EGLD için de sorar mısınız, durum ne olabilir demiş bir arkadaşımız. Biliyorsunuz EGLD yani. Elrond'un kodu, Algo ve işte Avax. Şimdi bunlar tabii Ethereum'a alternatif bir sürü proje. Bunların olması güzel. Ethereum'un alternatifleri bunlar. Tıpkı Bitcoin'den sonra birçok böyle Bitcoin gibi para birimi çıkıp işte hatta bazıları Bitcoin'i tahtından etmeye kalktığı gibi bunlar da Ethereum'u tahtından etmeye kalkabilirler. Ama ben şöyle görüyorum. Bir kere fiyat olarak Ethereum'dan daha iyi performans gösterecektir o. Ya yani o Ethereum'a rakip olanların çoğunluğu Ethereum'dan daha iyi performans gösterecektir. Çünkü Ethereum'un piyasa değeri, işte hacmi, likiditesi bunlardan çok daha fazla. O yüzden oraya bir yatırım aktığında yukarı gitme olasılığı daha yavaş. Bu diğer projeler, alternatif projeler ise bunların likiditesi çok düşük. Bunlara ufacık bir yatırım girdiğinde bunlar çok daha hızlı, Ethereum'dan daha hızlı bir şekilde yukarı giderler. Ama unutmamak lazım, düşüş sezonu geldiği zaman da Ethereum'dan daha hızlı bir şekilde
aşağı giderler. O performans açısından bir sorun yok. Yani bunlar Ethereum'dan daha iyi performans yükseliş sezonunda gösterirler. Kendi aralarında hangisi daha iyi gösterir? Bunu da zaman belirleyecek. Onu da çok bilebileceğimiz. Peki Bitcoin'de hiç %51 hard work ihtimali görüyor musunuz? Hard fork ihtimali? Yok. Ona geçmeden önce şu diğer Ethereum sorusunu bir tamamlayacağım. Onu da cevaplarız. Şimdi Ethereum'un yerini almak konusu bir ihtimal olabilir. Ama şöyle bir şey var. Ethereum'un burada şu anda yeni geliştirdiği bu Ethereum 2.0'da başarısız olması durumunda böyle bir şey olabilir. Yani Ethereum 2.0 nedir? Sharding dediğiniz bir olay yapılıyor burada. Blockchain'leri böyle adeta kompartımanlara ayırıp bunları çapraz bağlayıp hızlandırmaya çalışacaklar Ethereum sistemini ki Ethereum çok kompleks hale gelmiş bir sistem şu anda. Bu kadar kompleks bir yapının altyapısını işte Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçirmek ve bunu işte Sharding'le hızlandırmaya çalışmak bakalım başarılı olacak mı? Fakat bunun başarılı olup olmadığını da biz bu yükseliş sezonunda görmeyeceğiz. Muhtemelen 2022'lerde, 23'lerde sonuçlar alınacak bunun. Ha, o sonuçlar alındı. Ethereum başarısız oldu. O zaman bu alternatif projelerden hangisi çok iyi teknolojiye sahipse Ethereum'dan ciddi pazar payları alabilir. Belki o zaman koltuğuna bile oturabilir. Ama tabii Ethereum'un ciddi başarısızlığa uğraması gerekiyor bu Ethereum 2.0 sürecinde. Hard fork vardı hocam. Adaylardan bir tanesi yine söyleyelim. AVAX. Yani çok iyi teknolojisi olduğu için Ethereum'a karşı en önemli adaylardan bir tanesi halinde görüyoruz. Tabii Elrond'un da Algon'un da kendilerine göre faaliyetleri var. Onları da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kripto paraların gümüşü Litecoin hakkında ne düşünüyorsunuz? Litecoin. Şimdi bir Charlie Lee isimli onun bir geliştiricisi vardı. 2017 yılında Litecoin zirveye çıktığında kimseye haber vermeden zirvedeyken gitti bütün parasını sattı. Yani Litecoin yatırımcısının üzerine bu parayı boşalttı ve ondan sonra tabii ki düşüş sezonu geldi ve para %80 değer kaybetti. Bunu ben son derece ahlaksız bir hareket olarak değerlendiriyorum ve o yüzden Litecoin'e bir daha sıcak bakamadım. Ama Litecoin nedir? Kripto paraların gümüşü müdür gerçekten? Eskiden yani Ethereum falan ortaya çıkmadan önce evet öyle bir fonksiyonu vardı ama şu anda başka fonksiyonları var. İşte gibi Tron gibi blockchain'i boş olduğu için işte aktarmalarda çok hızlı kullanılabildiği için gündeme geliyor. Litecoin de bu yükseliş sezonunda iyi performans gösterecek midir? Gösterecektir. Bitcoin'den daha yüksek bir performans muhtemelen gösterecektir. Ama dediğim gibi ben o hareketten sonra Litecoin'e karşı soğudum. Ve benim böyle şeyler Bitcoin yatırımlarında, kripto para yatırımlarında seçim yapmama neden oluyor. Çünkü sadece Litecoin yok ki bir sürü coin var ve hepsi de çoğu da Bitcoin'den daha iyi performans gösterecekler. Böyle bir şeyi olan coin'e ben uzak yaklaşıyorum ama isteyen tabii ki yatırım yapabilir.